sen önden git. Ya gelsenize. Ha şimdi gelsenize mi oldu? Hani iyi olsun, intikamlasın falan diyordun. Ne oldu? Niye geldiniz o zaman? İlk sana patlasın, biz ikinci yarıya yetişiriz. Babam böyle durumlarda hep şey der ya. Yürek yemiş, maşallah. Nerede? Bu Başak ablanın değil mi? Tamam, Başak'ın nerede peki? Ceketi burada. Peki Başak nerede? Ceketi burada. Hadi girelim mi? Ay, iyi bilemedim ki. Gir. Vallahi ceketi burada. Serkan, Başak nerede? Bizi sordu mu? Serkan söylesene oğlum nerede olduğunu. Ben yokken yaramazlık mı yaptın? Efendim? Hepiniz ceketime bir tuhaf bakıyorsunuz da. Ha, pardon, kusura bakmayın. Buyurun. Yemin ederim Başak ablanı sandım. Şefim, geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya seni de buraya kadar yorduk. Ya dediğim gibi menüye yeni bir tatlı tarifi eklemek istiyorum. Tamam. Şu senin labneli revani tatlın çok hoşuma gitti. Senin için de sorun olmazsa beraber denesek olur mu? Olur, yapalım. Güzel. Öğlen servisinden sonra burası biraz hafifleyecek. İstersen o zaman deneriz. Tamam, ben de malzemeleri toplayıp geleyim o zaman. Harika, tamam. Öğleden tamam. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Haber var mı? Ha, var. O yüzden böyle hepimizin yüzünde güller açıyor. Yok abicim, kızlar da bir şey bilmiyor. Ya tamam, panik yapmayın o kadar. Ya, kocaman kadın. Başka kocaman kadınların aksine öyle bas bas bağırıp kavga çıkarmak yerine yalnız başına kalıp kafasını dinlemek istemiştir. İyi de abicim, ya ne olursa olsun insan bir haber verir ya. Şuradayım der, buradayım der. En azından nerede olduğunu biliriz yani. Hiçbir şey ya. Başak bazı insanlar gibi ilgi manyağımı ki iz bırakıp ben buradayım, kaçıyormuş gibi yapıyorum, gelin beni bulun yapsın. Ya iyi de hiç mi düşünmezsin? Yani kaç kişi helak olduk burada ya. Biliyor da panik olacağımızı, çok da iyi biliyor hem yani. Hani eminim ki kimseyi panikletip öfkelendirmek niyetinde değildir. Belki bunaltmışsınızdır, belki hayal kırıklığına uğratmışsınızdır. Ama insanın böyle arkadaşları olunca yok. İlla onlar karar verecek ne zaman görüşülüp ne zaman görüşülmeyeceğine. Ay, başına bir şey gelmiştir diye peşinden geldim herhalde. Pardon ama küçük hanım, siz neden üzerinize alındınız bunu? Bana laf çarptırıp duruyorsun çünkü. Ha doğru. Sizin hiç sevmediğiniz, hiç haz etmediğiniz hareketler değil mi bunlar? Çünkü hiç yapmıyorsunuz bunları. Ya ayıptır ya. Ya benim burada canım burnumda, siz hala birbirinize laf çarpma, birbirinize kavga etme peşindesiniz ya. Ya sizin bana ihtiyacınız varken ben böyle mi yaptım size? He? Pelin hala kaş göz yapıyorsun. Ya kalın burada, yiyin birbirinizi. Ben hastane, karakol ne varsa bakmaya gidiyorum.